Herkese merhaba. Bugün sizlerle vaka incelemeleri yapacağız fotoğraflar üzerinden. Biliyorsunuz before after paylaşımları yapıyoruz ama hangi vakada neye göre lamina tercih ettik, zirkonyum tercih ettik, vakayı başlangıçtan sona kadar nasıl getirdik? Bunlar üzerinde biraz derlemeler yaptık. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Şimdi bu vakamızda gülüşünden mutlu olmayan bir hastamızdı bize başvurduğunda. Ön bölgede aslında bir takım çalışmalar yapılmış yıllar öncesinde ama metal destekli kronlar tercih edilmiş. Hastamız da diş etinde bu yansımalardan, metalik görüntünün yansımalarından şikayetçiydi. Bunların düzelmesini istiyordu. Aynı şekilde minik diş boşlukları vardı. Bunların kapatılmasını istiyordu. Bu vakamızda lamine tercih ettik. Çünkü aslında buradaki dişler sağlıklı, biraz dolguları olan, araları boş olan dişlerdi. Bunları çok fazla kesmek istemedik. Bunun yanı sıra bunları IMAX kronlarla değiştirdik. Daha ışık geçirgenliği yüksek, içinde metal olmayan, diş etine o metalik görüntüyü vermeyecek olan daha estetik kronlarla değiştirdik. Köpek dişleri dediğimiz kanin dişleri de çok sarımtırak görüntüde olduğundan ve boyları kısa olduğundan çalışmamıza onları da dahil ettik. Ve premolar dişlerinde yani birinci azı diş, küçük azı dişlerinde de bir takım işlemler vardı zaten. Kanal tedaviliydi bu dişler. Bu yüzden bunları da dahil ettik. Yani 8 diş üzerinden bir çalışma yaptık burada. Vakamızın yakından incelemesi. Yine şurada eski dolgu artıklarını görüyoruz ön dişlerde. Buralardaki yansımaları daha net bir şekilde görüyoruz. Ekartörle çekilmiş fotoğraf olduğu için. Sonrasında bitirdiğimizde hastamız biraz daha boyları uzamış. Hem de daha doğal bir materyalle yapılmış, daha estetik bir gülüşe sahip olmuş oldu. Gülüşü artık daha bir bütün. Yanlara kadar şu 8 tane yaptığımız için, yandaki birinci küçük azıları da aldığımız için birazcık daha rengi açık kullanabildik ve böylece hastamız o istediği gülüş formuna kavuşmuş oldu. Uçlarında da gördüğünüz gibi daha şeffaf çalışmalar yaptık. Yani mat, donuk görüntüdense daha ışık geçirgenliği yüksek materyallerle çalıştığımız için bu doğal ışık formlarını, ışık geçişlerini bu tarz materyallerle kolaylıkla verebiliyoruz. Bu vakamızdan sonra evet bir gülüş daha. Şimdi bu vakamıza geçelim. Bu vakamızda hastamız genç bir hasta, 30'lu yaşlardaki bir hasta, 32-33 yaş civarı bayan bir hastamız. Gülüşünde şu sebeple memnuniyetsizliği vardı. Dişleri gözükmüyor hastamızın. Ya tamam dişlerinde kanal tedavileri, çürükler, bir takım şeyler var ama asıl problem dişlerinin görünmeyişi. Dolayısıyla hastamıza yaşlı bir ifade katıyordu bu gülüş. Konuşurken hatta gülerken dahil, yani maksimum kahkaha pozisyonda dahil bu kadar diş gözüküyor. Hastamız o daha dinamik, daha genç, daha fresh görüntüye sahip olmak istediği için bir gülüş estetiği ihtiyacıyla bizim kliniğimize başvurdu. Bu vakamızda dikey boyut kaldırmayı tercih ettik öncelikle. Dikey boyut nedir? Alt ve üst çene kapandığı zaman oluşan yüz yüksekliğidir. Dudaklar kapalıyken dahi onu bir profilden anlayabiliyoruz aslında. Dikey boyut düştüğü zaman dudak kenarları iyice kıvrılmaya başlıyor. Ve konuşurken de zaten dişler gözükmüyor. Bu da daha ileriki yaşlarda olan bir şey. Çünkü ileriki yaşlarda zaman içinde doğal dişler aşınır, küçülür. Ve o yüz yüksekliği düşer. Konuşurken artık dişler pek gözükmemeye başlar. Aynı zamanda yaşla birlikte üst dudak biraz daha aşağı sarkar yer çekimiyle alt dudak aşağı sarkar ve daha yaşlı insanlarda alt dişler gözükmeye başlar, üstleri göstermemeye başlar. Dolayısıyla bu hastamız daha 30 yaşlarında bu görüntüye sahip olduğu için haklı olarak bu gülüşü düzeltmek istediğini söyledi. Zaten büyük dolguları, kanal tedavili işlemleri de vardı. Bunları da elden geçirerek komple bir üst çene çalışması yaptık bu hastamızda. Zaten dikey boyut arttırma işlemlerinde en azından bir tek çeneyi mutlaka çalışmak gerekiyor ki bütün dişlerin boyutunu o oranda arttırmak gerekiyor. Bittiğinde zaten biraz da over white, beyaz bir gülüş istiyordu. Bittiğindeki gülüşü de bu şekilde oldu ve hastamız sonuçtan çok mutlu oldu. Bu videoda sizlerle gülüş estetiğini tamamladığımız iki tane vakamızı paylaştık. Yeni vaka incelemelerinde görüşmek üzere.